Öncelikle cumamız hepimizin mübarek olsun diyorum. Köyümüze tekrar geldik Mustafa kardeşim. Köyümüzdeki bu birlik beraberlik inşallah daha da kuvvetlenecek. Daha da en iyi noktaya çekeceğiz. Eğer birbirimizi översek sürekli, eleştirmeden, övme noktasında olursak başaramayacağımız hiçbir şey yok. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Burada değerli büyüklerim var. Turan abi senden başlayayım. Bir düşüncen varsa birlik beraberlik adına. Herkes Allah'ın, bir olan Allah'ın dininde birleşirse bütün birliklerin hepsi olur. Ha, her biri de bir yere çekirse, nasıl ki ayrılıkta, tefrikada zulüm var, birlikte de vahdet var, güzellik var. Hep size mübarek olsun. İnşallah Allah'ın rızasına uygun şekilde bir birliği temin ederiz. Ne diyeyim? Hamdolsun bugünleri bize gösteren Rabbimize. Allah her türlü afetlerden, hastalıklardan, belalardan sizi muhafaza eylesin. Bütün ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Devletimizi, milletimizi daim eylesin. Amin. Allah bizi yüzümüzü kızartacağımız işlerden uzak eylesin. El Fatiha diyeyim, ne diyeyim. Amin. Teşekkür ediyoruz. Evet Mahmut kardeşim. Sen de artık bir şeyler söylemek istersin. Artık geleceğin muhtar adaysın Taççılar Köyü'nde. Fikrini beyan et. Sayın köylerim, ben İstanbul'da Ali Bey'e söyledim. Köyümüz bilsin, bir dahaki döneme dedim, adaylığımı koyuyorum. Burada da söylüyorum. Çıkanlara da, arkadaşlara da hayırlı olsun diyorum. Allah razı olsun. Başarılar dilerim. Kazanana da. Teşekkür ederim. Amca, Mustafa, sen bu konularda düşüncelerin güzeldir senin. Onun için konuşmanı istiyorum. Vallahi yeğenime, sana çok teşekkür ederim. Köyümüzü temsil ettiği için, tanıttığı için. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sevgilerimi, saygılarımı sunarım. Allah daim eylesin. Allah razı olsun yine de. Sağ ol abi. Teşekkür Allah razı olsun. Yücel Bey. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tüm arkadaşlara sağlıklı ve sıhhatli, huzurlu günler geçirmesini dilerim. Sağ olun, varın. Öncelikle cümlemizin cuması mübarek olsun. Köyümüzün birliği, beraberliği daim olsun. Hepinize saygı ve selamla diyorum. Evet çavuşum. Allah hayırlı uğurlu etsin memleketimizi. Ne diyelim? Hayırlı geçimler, sağlıklı, huzurlu yürümük nasip etsin millete. Allah razı olsun. Evet Zeki abi, canım abi. Ne diye çavuşun dediğini mi diyek? Başka diye? Kendi herkese içine. Herkese sağlık, sıhhat dinliyorum. Allah razı olsun. Hayırlı yaşamalar diliyorum. Bunlar bizim için büyük anı. Bu dünya kimseye kalmayacak. Onun için de bu anılarımıza sahip çıkacağız. Hepinize saygılar, sevgiler. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Birliğimizi daim etsin. Allah birbirimizden ayırmasın. Amin. Herkese sağlık, sıhhat versin. Size de teşekkür ederim. Görevlerinizde başarılar dilerim. Allah razı olsun. Sevgili kardeşim, arkadaşım, dava arkadaşım Nazmi Taşçı. Konuşmayayım ben. Bir güzel bir şey cümle. Davut Bey. Davut amca. Cümleten selamun aleyküm. Öncelikle Mustafa Şabacı'ya teşekkür ederiz. Dernek başkanımız Ali Emeksiz'e teşekkür ederiz. Böyle bir organizasyonu bize yaptığı için. Güzel bak. Toplum için, beraberlik bir için çok güzel bir şey. Derneğimizi elimizden geldiği kadarca destekleyelim. Yani ne bileyim, birlik beraberlik olalım. Birlik beraberlik olduğu müddetçe her zaman yani büyük bir yerlere geliriz inşallah. İnşallah. Ne bileyim ya, şunun Petekli'nin burnu var mesela, Tombuldaş var. Bunlara hep beraber yardımcı olalım. Bunları yapalım. Bugün biz otururuz, yarın bugün gelen yetişkin çocuklarımız var. Onlar gelir oturur. Allah razı olsun der yapanlara. Yapanlara da Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Peki, teşekkür ederim. Yeğenim. Evet, ben de eniştemize çok teşekkür ederim. Gelip burada köyümüzü tanıttığı için, böyle video vesaire tanıtımına çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bizim köyümüzden biri gibi gelip böyle işlerle ilgileniyor. Çok sağ olsun. Teşekkür ederiz. Diyeceklerimiz bu kadar. Peki, Allah razı olsun. Gel bakalım. Dursun abi, konuşturayım seni. Dur ağacı. Abi mi? Abi önce konuştur da.
Öncelikle selamu aleyküm diyorum. Değerli köylülerim, şu köyümüzün coğrafi açıdan şöyle bir bakın, ne kadar bir güzelliği var. Ne kadar hastalığı var, komşularımız olsun, çevremiz olsun, köyümüz olsun, çok güzel. Ve bir de toplumumuz çok güzel. Aynı zamanda dernek olaraktan, derneğin şu andaki faaliyeti çok çok muazzam. Derneğimize, köyümüze yapılan işlere hep beraber olup sahip çıkalım. Hep bir olalım. Geleceğe güzel bir örnek olalım. Yani köyümüz şu anda bir takım sorunları var, yok değil. Ama bunu aşmak da o kadar zor değil, gayet kolay. Hep beraber olalım. Derneğimiz, muhtarlığımız, köyümüz, camimiz, bu köy bizim. Bizden öncekilerden şöyle bir göz atın, bakın. Hiç kimse kalmış mı? Onlar bize teslim etmiş. Biz de diğerlerine teslim edeceğiz. Ama güzel bir örnek, güzel bir köy, güzel bir komşuluk teslim edelim. Geri kalanlara örnek olalım. Derneğimize, toplumumuza, gençlere, komşularımıza sahip çıkalım. Birbirimizi bırakmayalım. Her şey birlikte ve güzel olur. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Hikmet abi. Ali benim hazır. Bir iki kelime ya. Muhtarım al bakalım. Öncelikle selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Köyümüze şeref verdiniz. Allah razı olsun. Bu arada cumamızda, cumanızda herkesin mübarek olsun. Allah'ım hayırlara vesile eylesin. Her zaman için bu toplumu, her zaman için bu güzelliği yaşamak nasip eylesin. Amin. Köyümüze sahip çıkacağız. Sarif kardeşimiz söylediği gibi büyüklerimiz vardı, yetti, bize bıraktılar. Biz de onların peşinden yolcuyuz, gideceğiz bir gün. Bazı ufak tefek meseleleri büyütüyorlar, sıkıntı yaratıyorlar. Derneğimiz olsun, köyümüz olsun. Bunları kaldırıp atalım bir kenara. Şu anda camimiz için bir kampanya düzenledik. Camimizde kurşun çalışması olacak, minare çalışması olacak. Öncelikle buna ağırlık veriyoruz. İnşallah yapacağız. Bayanların da yeri var, onu da yapmaya çalışıyoruz. İnşallah onu da yapacağız. Bu arada köyümüzde bir sıkıntı yok. Gayet iyi. Herkes kendi halinde. Bu bir ayı atlatırsak daha iyi olacak. Parkımız var. Park düzenlemesi var. Buna yardımcı olalım. Bunu yapalım. Biliyorsunuz yaylamız yok. Şenlik yerimiz yok. Bunları değerlendirerek ufak tefek şeyleri problem yapmayarak bunları yapalım. Derneğimize de bu arada sahip çıkalım. Ben söyleyeceklerim bu kadar. Peki, muhtarım, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Her zaman için birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun diyorum. Allah razı olsun. Eyvallah. Hadi. Bir iki kelime ya. Yok, konuşmayacağım. Hacım. Sağ ol. Bir iki kelime. Yunus Bey, sağ ol, yok ben. Oğlum konuşacağım. Tamam. Kamerayla. Zarif abi daha konuşacak. Kamerayla. Seni görelim. Konuş lan. Tekrar şunu söylemek istiyorum. Saygıdeğer komşularımız. Köyümüz gibi bir köy yok dedik. Komşularımız aynı şekilde. Hepsi birbirinden üstün insanlardır. Ve şöyle bir durum var. Buradan geriye doğru baktığımız zaman büyüklerimiz, babalarımız, atalarımız, dedelerimiz vardı. Şu görmüş olduğunuz alanda, meydanda kimler geldi geçtiler. Bunları göz önüne alıp birbirimizi bırakmayalım, sahip çıkalım. İyi bir komşu olalım. Birbirimizi dedikodu yapmadan birbirimize yardımcı olalım. Yani bizden öncekiler ne yapmış, gitmiş, gidin bakın, karşıda sessiz, sakin yatıyorlar. Ama bir gün onu biz de yaşayıp sessiz yine gidip yatacağız. Onun için şimdiden onu gözden alıp gençlere örnek olalım, gençliğe sahip çıkalım, köyümüze sahip çıkalım, suyumuza, selimize, yani köyümüz için ne faydalıysa hepsini yapalım. Saygılar sunuyorum, hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, ben Mustafa Çapacı, Taşlar Köyü Medya Sorumlusuyum. Şu anda Taşlar Köyü'nün meydanındayız. Hemen arkamızda cami var. Yanımızda Taşlar Köyü'nün dernek başkanı Ali Emeksiz var. Başkanım, buraya geldik. Köylerimizin bazı istekleri vardı, hatta eksikler var. Bunlar için başkanım bir
hem bilgilendirmek amaçlı hem de yapılanları anlatmak amaçlı. Şimdi ilk önce cami ile ilgili bazı sorunlar varmış. Evet. Bunun için tabii bağışçılarımız var. Bağış falan topladık. Toplamaya da devam ediyoruz. İnşallah en kısa sürede camimizin eksikleri giderilecek. Tabii bir de Petekdinburnu denilen bir yer var burada bilmeyenler için. Oraya da farklı bir piknik alanı, çocukları için bir oyun parkı gibi bir düzenleme yapılacak. Başkanım, önce camiyle başlayalım isterseniz. Camide neler yapılacak başkanım? Bunlar gerçekten cami için gerekli mi? Bence şöyle bakıl zamanda gayet de temiz ve düzgün gösteriyor ama gene de tabii aynen, siz bilirsiniz. Aynen, sevgili Mustafa Çabacı, öncelikle kardeşim sana teşekkür ediyorum. Benimle beraber 1000 kilometre yol tepip buradaki yapılacak ve yapılması gereken işlerle benimle beraber hareket ediyorsun. Önce sana teşekkür ediyorum. Daha sonra da evet, Allah razı olsun, Kurban Bayramı'nda buraya geldiğimizde bir istişare yapıldı. Bu istişarede camimizin çeliği falan düşmüş, su alıyor. Burayla ilgili istişare yapıldı. Köyümüzden 39 kişi şu anda bağışta bulundu. Ve yine bağışta bulunacak insanlarımız da aynen var. Allah her birine razı olsun. Dolayısıyla bağışta bulunan, elimizde olan belli bir rakamı hemen ödemesini yaptık. Gelecek bağışlarla beraber burayı en kısa zamanda bitireceğiz. Başkanım, sözünüzü kesmeden hemen şunu söylemek istiyorum. Şimdi çelik dediniz ya, biz bunları kurşun olarak mı değiştireceğiz? Nasıl olacak? Aynen, kurşun olarak tekrar yapılacak ki sağlam olsun. Bu yıllar yılı devam ediyor. Çünkü eğer bu kurşun olmazsa burada problemler çok oluyor. Çürümeler oluyor vesaire. Onun için de bu bütün camilerde olduğu gibi bizim camimizde de yapılması gereken bir şeydi. İnşallah bunu en kısa zamanda yapacağız. Ama burada çok özel bir şey var. Toplum birliği içerisinde olup bunun için mücadele eden değerli köylülerimin her birisinin önünde saygıyla eğiliyorum. Bunlar çok güzel şeyler. Birlikte başaracağımız şeyler. Bir kişinin, iki kişinin yapmasıyla olacak şeyler değil. Bununla beraber akabinde de bunu bitirdikten sonra inşallah bir projemiz var Petekdinburnu'nda. Oraya da 2 yıldır uğraşıyoruz. Belki yavaş ilerliyor ama bunun sebebi kıymetli köylülerimizin yaklaşımında biraz zayıflık görüyoruz. Tabii burada herkesi aynı kefeye koymuyorum. Dolayısıyla aidat problemimiz var. Onlar ödenmesi lazım. Yaklaşım gösterilmesi lazım. Yapılan her şey, her ne yapılıyorsa toplum birliği adına yapılıyor. Köyü için yapılıyor. İnşallah ondan daha büyük projemiz, inşallah Ankara'ya gittik. Allah-u Teala bunu nasip edecek inşallah. Bizim göletimiz olacak. Biz bu sözü birinci derecede aldık ama tabii burada durmayacağız. Mücadelesini araştıracağız, yapacağız. Devletin imkanları doğrultusunda bizim göletimiz, biz sağ olduğumuz müddetçe biz onu inşallah göreceğiz. Başkanım, gölet dediğimiz zaman hani doğal oluşumlar deniyoruz ya, aslında biz buna baraj mı desek? Tabii baraj. Yani bu sonuçta burada bir işlem görecek, büyük bir yatırım var. Aynen, aynen. Baraj yapılacak. Tarım barajı olarak, köyümüzün sulama arazisi olarak bunu güçlendireceğiz. Bununla da kalmamamız lazım. Eksik hiçbir zaman bitmeyecek. Yani bugüne kadar eksikler her bitmediği gibi bundan sonra da eksikler bitmeyecek ama minimum dereceye indirmek için gerçekten köyümüzün kıymetli insanlarına ihtiyacımız çok. Herkes birbirini övsün bence. Ben onu istiyorum. Burada kimse kimseden üstün olmadığı gibi kimse kimsenin elinde böyle kişisel anlamda hiçbir dava görmemesini istiyorum. Benim o zaman barış daha çok sağlayacağız. Çünkü köy hepimizin. Bir de herkes birbirine akraba. Tabii. Sevgili Mustafa, evet, herkes başkan. Birbirine akraba, can ciğer. Dolayısıyla kırgınlıkların çabuk bitmesini istiyorum. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de bu muhtarlık olayları. İnşallah bir an önce şu muhtarlık olaylarında bu kırgınlıkları çabuk atlatırız. Buna bir düzenleme gelir. Bunun için de toplum birliği alarak bir mücadele etmemiz lazım aslında. Evet başkanım, aynı yöne doğru hareket edilirse bütün projeler hızlı bir şekilde ilerlenir. Mesela tabii. Buradan genel bir bilgi verelim. Bir insan vücudundaki kaslar aynı yöne doğru hareket ettirilirse 600 tona kadar kaldırılabildiğini biliyor musunuz başkanım? İşte vallahi, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Olay budur yani. Aynen Mustafa'cığım. Sen araştırmacısın. Bu konularda da çok senin yüreğine kurban olayım diyeyim. Gerçekten herkes senin gibi düşünse, samimi söylüyorum, biz bu köyü havaya uçururuz. Gerçekten yani, başkanım. Mesela ben söyleyeyim yani. Ben bir de açıkçası eksik gördüğüm şeylerden biri de bir köy muhtarlığının yani bir lokalin olması, evet, mutlaka başkanım. Ama şu anda köy iç içe olduğu için bununla alakalı
gerçekten altyapı yapmak lazım. Altyapı ne demektir? İnsanları toplayacağız. Köyün içerisinde bir yer veren olabilir mi gibi. Yani yeri olup da müsait olup da yer verebilir olabilir mi? Veya böyle bir istişare köy yerinden kendisinin işte satabilir mi yerine gibi. Köy lokali ve köy muhtarlığı olursa burada akşamları insanların bir araya gelip şu görüntüyü o lokalde yapılırsa daha güzel olur. Bir bardak çay her akşam birisi demler. Sohbet olur. Şimdi insanlar kaynaştıkça bence güzeldir. Maalesef teknolojinin getirdiği şeylerle beraber biz uzaklaştık. Ama yan yana gelirsek başarılamayacak hiçbir şey yok. Çok doğru başkanım. Ağzınıza sağlık. Eyüp Bey geldi. Eyüp Başkan geldi. Sayın Başkanım gel. Evet başkanım ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Birlik beraberlik adına Eyüp Kesecek arkadaşımla bir şeyler konuşsun. Eski dernek başkanım Sayın Eyüp Kesecek de burada. Sayın Başkanım. Evet, enişteciğim benimkin. Hoş geldin. Hoş bulduk başkanım, sağ ol. Sefalar getirdin. Eyvallah. Festivale geldin. Evet, alt. İyi, hoş geldin, sefa geldin. Ne diyelim? Valla başkanım, sonuçta herhalde buradasınız muhtemelen. Ya, buradayız, köyümüzdeyiz. Ali Emek size, başkanım her şeyi anlattı ki, öyle bir şey oldu ki. Zaten burada ne söylesek? Zaten başkanla, başkanımızla muhtarımız detaylı şeyleri konuştular. İnşallah camımızla ilgili, piknik alanı ile ilgili köy el birliğiyle peki başkanım, gerekeni yaparız. Şimdi siz de sonuçta buradasınız, hı-hı, yaşıyorsunuz. Hiç, Ali Başkan gibi ara ara geliyor başkanım ama siz sonuçta uzun zaman kalıyorsunuz burada. Hı-hı. Yani Ali Başkan'ın daha fazla kalıyorsunuz. Evet. Gerçi Mustafa Kesecek, o da benim dayım olur aynı zamanda. Siz de dayımız olursunuz. Onun da eksik gördüğü şeyler var ama bu yapılan organizasyonun dışında köye başka yapılması gereken bir şey var mı? Biz muhtarlık dedik. Yani dedik ki bir muhtarlık kurulsa, bir muhtarlığın muhtarlık böyle bir yeri, olsa, muhtar yeri evet, olmasını, evet. Öyle bir yani yer olsa. Başka köyümüzün da sizin şu anda en önemli şeylerden birisi lokal. Evet. Yani köyümüzün dernek evet, lokali. Evet. O da burada olması gerekiyor. Camımızın sorunları var. Onları inşallah hep beraber halledeceğiz. Piknik alanı Tombultaş. Evet. Oraya ağırlık verilmesi gerekiyor. Orayı da yine başkanımızla, muhtarla beraber, köyle, el birliğiyle beraber hallederiz inşallah. İnşallah. Başka var mı sizin gördüğünüz yani eksik? Yani gördüğümüz eksiğimiz bunları bir yapalım yol da. Yol mu? Herhalde bir yol da galiba ya, ama. Yollar da var da yollar bir şekilde hallolur. O çok çok şey değil yani. Ama bunlar önemli ama, şeyimiz. Göletimiz var biliyorsunuz. Evet. Göletimiz de onu da başkanımız, muhtarımız. Bir baraj şart evet. Gölet evet. Muhtarımızla, başkanımızla beraber kovalıyorlar. Gereken işleri yapıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz sağ başkanım. Olun, bize olun. Vakit ayırdınız. Eyvallah. Röportaj yaptık size de. Evet. Sağ olun, var olun. İnşallah Mustafa Bey, siz de söylemek istediniz. Şöyle alayım size. Şeye çıkıyor, evet. Vallahi çok Mustafa güzel, Kesecek. Çok güzel bir şeyler oluyor. Ben size de, başkanıma da, herkese de, köyüne sahip çıkan herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun. Abi 3-4 senedir güzel bir şeyler oluyor. İnşallah daha da güzel olacak. İnşallah, inşallah. Buradan sıralamayı da yapalım Sayın Mustafa Kesecek'le. Camimizin eksikleri yapılacak. Petekli'nin burnundaki parkı inşallah halledeceğiz. Tombuldaş. Aslında bunlardan, camiden sonra gelecek en önemli şeylerden biri de muhtemelen barajdır değil mi? Baraj, baraj. İnşallah başkanım da çok koştu, bir şeyler evet, gittiler bu baraja falan. Evet. İnşallah olacak yani. Çok İnşallah. Güzel bir şeyler şu olacak. Şu baraj olursa hepsi olur diyorum. Çünkü aynen, ileride aynen, su kıtlıkları yaşanacak. Baraj bizim için çok önemli. Bizim aynen, bizden aynen, sonraki nesiller için de aynen, çok önemli değil mi? Aynen. Evet, bunları aynen, da yaparsak inşallah. İnşallah. Yavaş inşallah, yavaş yavaş yavaş. Çok sağ olun. Size de ayrıyeten çok teşekkür ederim. Başkanıma da, buradaki herkese yani. Köyüne sahip çıkan herkese teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben de kısa bir şey söyleyeyim. Mustafa'nın yüreğini gerçekten bildiğim için, olduğu gibi bir insan. Ben de Mustafa'ya çok teşekkür ediyorum. Her zaman bana arar sorar. Elimizden ne gerekiyorsa yapalım der. Bu benim için yeterlidir. Bu düşünce olursa zaten hepimiz başarırız. Onun için inşallah bundan sonraki süreçte başaracağız diye düşünüyorum. Elle vereceğiz. Herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Oh, 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 oh